Spor Kulübü'nden iyi geceler dileyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Spor Kulübü'nde bu haftaya kadar çeşitli branşlarda, özellikle olimpik branşlarda sporcuları ve federasyon başkanlarını ağırlamıştık. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Günümüzde artık her şeyin başı ekonomi. Ekonomi olmayınca işler pek kolay yürümüyor. O nedenle işin spor ekonomisi deyince de benim aklıma ilk gelen ismi davet ettik. Ve o da sağ olsun bizi kırmadı. Sevgili Tuğrul Akşar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben de burada olmaktan çok memnunum. Pandemiden bu yana görüşememiştik seninle. Epey uzun aradan zaman oldu, epey bir zaman geçti. Tekrar bir arada olmaktan son derece memnunum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kırmadın davetimizi. Bizi geldin. Müsait olman da önemliydi tabii. Onun çok teşekkür ederim. Biz her zaman yaptığımız sohbetleri şimdi seyircilerimizin karşısında yapacağız. Yaklaşık bir saate yakın bir zaman boyunca İşin ekonomisini, yani spor ekonomisini, spor ekonomisi deyince dünyada farklı şeyler algılanabiliyor ama Türkiye'de genelde takımlarımızın içinde bulunduğu durumdan dolayı, takımların finansman sıkışıklıklarından dolayı biz hep kulüplerimizin borçlarını, alacaklarını, ya bunu nasıl çevirdiklerini anlamadığımız durumlarda hemen işin içinden ya transfer olmuyor, kötü oluyor, ah şu transferler ne zaman bitecek diye bakıyoruz, değerlendiriyoruz ama işin hakikaten son derece ciddi boyutlarda olduğu da bir aşikar. Hemen spor ekonomisine giriş ders 1 diye başlayalım. Ve ilk, yani normal ekonomiyle spor ekonomisinin bir farkı var mı? Var. Yani nedir bu fark? Tabii ki, yani bir kere spor ekonomisi, daha doğrusu sporun ekonomiye evrilmesi 2000'li 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren ciddi anlamda spor ekonomi, daha doğrusu bir gösteri endüstrisine dönüşüyor. Ve gösteri endüstrisinin yarattığı devasa gelirler çok büyük bir parasal büyüklük yaratıyor. Spor ekonomisi oluşuyor. Hı hı. Tabii spor ekonomisi aslında Melih, kıtadan kıtaya değişiyor. Örneğin Kara Avrupası dediğimiz zaman sporda genelde futbol çok dominant ülkemizde olduğu gibi. Yine Amerika'ya baktığımız zaman bambaşka bir spor ve rekabet durumuyla karşı karşıyayız. Orada futbol 3. 4. sırada gelirken işte Amerikan futbolu, NBA'de basketbol, hokey vesaire. Afrika'ya gidiyorsunuz, yine orada futbol. Latin Amerika'ya gidiyorsunuz, yine futbol. Aslında spor ekonomisinin ana motorunu Amerika oluşturuyor. Yani yaratılan gelirin önemli bir kısmı oradan geliyor. Tüm dünyada spor ekonomisi büyüklüğü varsayımsal, bunları yani çok net olarak şundan şu kadar denilse, hı hı, bile ispat etmek çok kolay olmamakla birlikte yaklaşık 600 ila 700 milyar dolar civarında, bunun tabii dışsal etkileriyle birlikte trilyonlarca dolara ulaşan bir ekonomik pastadan bahsediyoruz. Futbola baktığımız zaman futbol toplam spor gelirleri içerisinde yaklaşık yani %5 civarında bir büyüklüğü yaratıyor ki dünyada %5. Bunun da temel sebebi Amerika'da özellikle spor ekonomisinin futbolun dışında çok büyük bir hacme ve büyüklüğe ulaşmış olması. Aslında Amerika'yı çıkardığımız zaman dünyada parasal gelir yaratan en önemli spor branşı olarak karşımıza futbol çıkıyor. Yani toplam 600-700 milyar dolar civarındaki büyüklüğü kıyasladığımız zaman futbolun toplam parasal büyüklüğü de yaklaşık 55 milyar dolar civarında. Bu 55 milyar dolarlık rakamın yaklaşık 4/3'ü de Avrupa'da üretiliyor. Yani FIFA'ya bağlı 6 tane konfederasyon var. Bu 6 tane konfederasyonun yaratmış olduğu toplam gelirlerin içerisinde en büyük rakam, Euro bazında konuşacak olursak, çünkü Deloitte'un en son yayınlanan raporuna göre Avrupa futbol büyüklüğü yaklaşık 29,5 milyar euro. Biz 30 milyar euro diyelim. Avrupa, dünya ile kıyasladığımız zaman 1/4'ü Avrupa'da üretiliyor. Ülkemize baktığımız zaman da yine ülkemizde özellikle futbolun çok parasal gelir yaratmada etkili ve belirli büyüklüğün futboldan geldiğini görüyoruz. Doğal olarak tabii spor denince biz de futbol akla geliyor ama Amerika'da olduğu zaman orada farklı spor dalları gündeme geliyor. Super Bowl, NFL, tabii, Super Bowl finali, final. 10 milyar doları konuşuyoruz. Yani inanılmaz bir rakam. Tek bir finalde, yani bunun reklamı, satış ve pazarlaması, buradan yaratılan gelirler, sponsorluklar, ticari gelirler futbolla kıyaslanmayacak ölçüde büyük. Ama biz kara kıtasına eklemlendiğimiz için ve
Avrupa'da yaşadığımız için doğal olarak lokasyon gereği biz futbol ön planda. Futbol da çok parasallaştı. Yani 90'lı yılların hemen ikinci yarısından itibaren gelişen dijital yayın platformları futbolda bir makas değişikliğine, yani bir parasal büyüklüklerin endüstriyel bir karaktere ulaşmanın 2000 yılından itibaren de finansallaşan bir yapının olduğunu görüyoruz. Tabii bu yapı kendi içerisinde çok ciddi bir istihdamı da beraberinde getiriyor. Yani sporun hemen hemen her alanında çok büyük bir istihdam görüyoruz. Dolaylı etkisi o yüzden 5 ile 6 ile çarpmak lazım toplam rakamsal büyüklükleri. Bunları bütün dünyaya yaydığımız zaman spor ekonomisi bir gösteri endüstrisi olarak çok ciddi parasal bir büyüklüğe sahip ve bu pastadan pay alma mücadelesi de en üst seviyede. Yani Amerika'da birazcık daha farklı, orada büyük şirketler sahiplik var. Yani orada basketbolda da, Amerikan futbolunda da sahiplik var. Rekabet çok farklı, düşmenin çıkmanın olmadığı bir yapılanmayı bahsediyoruz. Orada örneğin NBA'de de olduğu gibi davet usulü, ne düşme var ne çıkma ama bir pastanın paylaşımı belirli kulüpler arasında. Ve coğrafi olarak yakın ülkede, Kanada'yla beraber tabii zaten götürüyorlar. Çok büyük bir pasta var. Avrupa'ya geldiğimiz zaman ilk önce rekabet değişiyor. Düşmenin ve çıkmanın olduğu bir yapı var. Yani Amerika'daki lig ekonomisiyle Avrupa'daki lig ekonomisinin hem yapılanışı hem de yarattığı gelirlerin büyüklüğü bu yüzden çok fazla. Yani dünyada spor ekonomisini bu kadar büyük noktaya ulaştıran Amerika. Amerika'yı çıkardığımız zaman aslında spor dediğimiz zaman karşımıza futbol çıkar. Evet. Peki bizde nasıl durum? Hani bizde ağırlık hep futbol. Çünkü hani medyaya baktığımızda, gazete sayfalarını, internetteki işte sporla ilgili yayınları takip ettiğimizde genelde futbolun çok büyük bir ağırlığını hissediyoruz. Yani %90'lara ulaşan bir ağırlığı var. Her yazılanın, her çizilenin, her görüntünün neredeyse %90'a yakını futbolla alakalı. Türkiye'deki spor ekonomisi içerisinde futbola dair böyle bir rakam, böyle bir araştırma şimdi, var mı? Şimdi şöyle yapabiliriz. Yani bunu Deloitte da bu şekilde yapıyor. Yani her sene yayınlamış olduğu raporunda, finansal yıllık raporunda 740 tane kulübün gelirlerinden hareketle Avrupa futbol büyüklüğünü, yani Avrupa futbol pazarının büyüklüğünü tespit ediyor. Ve bunu da belirtiyor kendi raporlarında. Türkiye'ye baktığımız zaman da yani Türkiye'de de kulüplerin gelirleri, işte diğer ticari gelirler, reklam, medya, satış gelirleri, merchandising dediğimiz ticari gelirler, logolu ürün satışı vesaire topladığınız zaman kulüplerin toplam gelirleri 3 aşağı 5 yukarı aslında futbol ekonomisinin büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Türkiye'de futbol ekonomisi toplam spor ekonomisinin neredeyse yaklaşık %70'ini, %75'ini üretiyor. Yani paranın çok önemli bir kısmı futboldan geliyor ve futbola gidiyor harcamalar. O nedenle bütün kaynaklar futbolun emrine verilmiş vaziyette. Hemen arkasından tabii basketbol geliyor. Basketbolda biraz daha müesseselerin işin içerisinde olması, sponsorluk çok ön planda, ticari gelirler. Yalnız basketboldaki, voleyboldaki o üstün başarılar ve bütçeleri karşılaştırdığımız zaman futbolda tam tersini görüyoruz. Yani orada çok küçük bütçelerle, küçük bütçeler derken yani futbol için küçük. Yoksa tabii ki orada da milyon euroluk, 2 milyon euroluk oyuncular da var, büyük bütçeler de var. Ama futbol açısından bakıldığında Türkiye'de yaklaşık futbol pastasının büyüklüğü 450-500 milyon euro civarında. O nedenle 1 milyon, 2 milyon euro futbol içerisinde küçük bir rakammış gibi geliyor. Ama basketbol ve voleybol açısından bakıldığında bu rakamlar çok önemli rakamlar. Sıkıntı şu, küçük bütçeyle çok başarılı bir performans ortaya konabilirken öbür tarafta çok büyük kaynaklar var. Hemen hemen kaynakların önemli bir kısmı futbola aloke edilmiş ama sportif başarı yok. Dolayısıyla sportif başarı dediğimiz zaman hemen aklımıza futbol geliyor. Oysa bizim olimpik sporlar içerisinde çok başarılı olduğumuz, yetenek havuzumuzu kullandığımız zaman çok daha bizi üst noktalara taşıyabilecek spor dallarımız var. Ama bu birazcık da kültürle ilgili bir şey. Olimpik ruh çok önemli. Yani olimpik ruh da kültürel gelişmeyle alakalı bir şey. Sokaktaki insanın yapısı neyse sonuçta bunlar da oradan çok farklılaşmıyor. Ama son özellikle 10 yıl içerisinde basketbolda, voleybolda, okçulukta ve diğer olimpik sporlarda hem olimpiyatlarda hem de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında gerçekten çok önemli başarılar ulaştık. Kesinlikle. Bizim konvansiyonel, geleneksel atasporumuz güreşti. Güreş. Biz güreşte bu saate kadar gelirdik. Doğru mu? Selim Sırrı Tarcan'ın işte
üç adım atlama olsun, yıllarca hani Ruhi Gümüşalt mıydı yoksa tam ismini hatırlayamadım ama yani üç adım atlamada yıllarca biz olimpiyatlarda atletizmden tek madalyamız vardı. Sonradan tabii çok önemli gelişim kaydettik ve şu da çok farklı, olimpik sporlarda yarışan oyuncularımızın, sporcularımızın entelektüel kapasiteleri ve yetkinlikleri maalesef derken aslında iyi anlamda söylüyorum, futbolun çok üstünde. Yani basketbolda, voleybolda karşılaştığımız oyuncuların entelektüel yapılarının futboldaki oyuncu yapısından çok farklı bir noktaya gittiğini görüyoruz. Teknik anlamda da böyle, oyuncu anlamında da böyle. Yalnız futbol tarafına bakıldığında burada seviyenin, Avrupa'da da böyle yalnız. Onu da vurgulayayım. Yani Avrupa'da bizden çok farklı değil. Değil. Yani holiganizm denildiği zaman zaten hemen akla futbol geliyor. Bugün futbolda en çok parayı kazanan İngiltere'de bile holiganizmden başına gelenler yüzünden neler çekmiş, ne büyük cezalarla karşılaşmışlar. Türkiye'de de böyle ama şunu da vurgulamakta yarar görüyorum. Yurt dışında, sporda siyasetin spora çok fazla müdahalesi yok. Aslında spora siyaset şu şekilde etki edebilir, müdahil olabilir. Olimpik branşlarda yani yeterli parasal gelirin yaratılamadığı ama yarışmanın olması gerektiği yerlerde bütçe yaratmak çok zor olduğu için buralarda devletin tabii ki destek olması lazım. Ama profesyonel sporlarda devletin desteği ve siyasetin de nüfus alanı olmaması lazım. Avrupa'da bu ayrım yapılmış. O yüzden futbola örneğin siyasetin ve devletin etkisi sıfır. Öyle olduğu zaman zaten pasta büyümüyor, sponsor gelmiyor. Bizde birazcık biz devlet destekli bu işleri, özellikle futbolda devlet destekli top sektiriyoruz. Hep elimizi devlete açmak durumundayız. Devlet bir fiyat belirliyor, siyaset işte bir oyun alanı çizmiş. O oyun alanı içerisinde biz hem sporu hem de futbolu götürmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz Avrupa'dan ayrışıyoruz. Negatif anlamda ayrışıyoruz. Avrupa'da özellikle bizim gibi çevre ülkelerde siyasetin etkisi çok çok az ve devlet çok fazla müdahil değil. Çevre ülkeler diye kastettiğim de Avrupa'da bir lig yapılanması var futbolda. Merkez ligler diye nitelendirdiğim. Futbolun toplam gelirlerinin %67'sini, servet ve varlıkların da %75'ini kendi arasında paylaşan 5 büyük lig var. İngiliz Premier Lig, Alman Bundesliga, İspanyol La Liga, Fransız Lig 1 ve İtalyan Serie A dünya genelinde yani hem futbolu domine ediyorlar hem de Avrupa'da futbolu domine ediyorlar. Parasal varlıkları da aynı şekilde. Bunların dışındaki 50 ülke yani UEFA'da 55 ülke federasyonu var. Geri kalan 50 ülkede tam futbol ülkesi olamamış, parasal gelir ve servet ediniminde merkezliklerin çok gerisinde kalmış. Ama bir şekilde futbolun ve sporun da devam ettiği liglere de işte çevre ligler diyoruz. Yani Portekiz Ligi'ni düşün, Hollanda Ligi'ni düşün, Belçika Ligi'ni düşün, Türkiye Ligi'ni, Avusturya, Macaristan. Bunlar da çevre ligler oluyor. Ve dolayısıyla ortada bir ekonomik pasta var. Bunun yaratılması için ortaya bir sportif etkinlik konuluyor ama buradan oluşan gelirlerin paylaşımı maalesef bizim gibi ülkelerde birazcık siyasetin belirlediği kriterler doğrultusunda oluyor. O zaman da bir takım sorunlar gündeme geliyor. Rekabet, özellikle de haksız rekabet ve dengesiz rekabet gelişiyor. Haksız ve dengesiz rekabet de kaliteyi öldürüyor. Bir takımı veya bir kulübü korurken diğer taraftan damlama ekonomisiyle çok az bir gelirle diğer kulüplerin de o yarışmanın içerisinde olması gibi bir yapı oluşturuluyor. Bütün bunlar zamanla tabii düzelecek çünkü kültürel bir değişiklik var. Biz bu anlamda hem sporda hem de sporun futbol branşında Avrupa ve dünya nereye gidiyor ona bakmamız lazım. Yani biz bu pastadan pay alacaksak ki küçümsenecek bir pay değildir bu. Dolayısıyla biz burada kendimizi Avrupa'ya eklemlediğimize göre futbolda, basketbolda. Dolayısıyla orada neler yapılıyorsa biz teknik anlamda, altyapıda, üst yapıda, oyuncu bazında, yetenek havuzu geliştirmede oraları takip edersek biz burada sporun pastasını da daha fazla büyütmüş olacağız. Daha fazla büyüme, daha fazla refah anlamına gelir. Eğer tabii geliri dengeli dağıtırsanız rekabeti artırırsınız. Rekabet arttığı zaman kalite artar. Kalite arttığı zaman sponsorlar gelir. Sponsorlar geldiği zaman para gelir. Ve bunu tekrar sportif performansa dönürdüğün zaman futbolda ve sporda o marka değerinin büyümesi bu şekilde olur. Bunu eğer yapabilirseniz ülkenizin sporunun refah düzeyi, gönenç düzeyi yükselir. Eğer bunu yapamazsanız tersi kriz olur. Kriz girdabına girersiniz. Bu sefer yüksek giderleri karşılayabilecek gelire ulaşamadığınız için de borçlanmak durumunda kalırsınız. Borçlandığınız zaman da işin antipatik tarafıyla karşı karşıya kalırız.
Vallahi bizim özellikle futbol takımlarımızın şu anda karşı karşıya olduğu durumda tam da bu söylediğin borçlanmak zorunda kaldıkları ve o borcun artık çevrilemez, finansman sağlanamaz duruma gelmesiyle sadece günlük kararlarla geçiştirildiği bir dönemi yaşıyoruz maalesef. Ama sen bunları anlatırken Amerika'da farklı bir yapı, Avrupa'da farklı bir yapı insanın gözünün önüne geliyordu. Şimdi Amerika biraz daha sanki sportif başarı sadece bir eğlence aracı, bir şov, bir gösteri. Ama bu işin bir de ekonomik boyutu var. Bu ekonomik boyutta kesinlikle mutlaka sürdürülebilir bir karlılık, bir pozitif büyüme, fazlalık büyümeden bahsederken evet, Avrupa tarafı bu işi biraz da hani borçlanma yöntemiyle de sportif başarının öne çıktığı bir yapıymış gibi geliyor. Bu çok doğru bir tespit. Ben bunu şöyle aslında anlatayım. Yani özellikle 2000'li yıllardan başlayan küreselleşme ve neoliberalizm politikaları aslında parasal varlıkların belirli bir ligde veya belirli bir tarafta yoğunlaşmasını beraberinde getirdi. Bunun da futbol tarafına baktığımız zaman özellikle, çünkü dediğim gibi futbol Avrupa'da özellikle çok önemli, UEFA aracılığıyla yapıldığını görüyoruz. Aslında UEFA sadece önümüzdeki 3-5 yılı değil, gelecek 10 yılları planlıyor ve tasarımlıyor. Ve bu süreç içerisinde baktığınız zaman merkezlik ve çevrelik yapılanması aslında UEFA'nın son 25 yıllık süre içerisinde ortaya koymuş olduğu stratejinin yavaş yavaş hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Ciddi parasal büyüklük var ama onlar daha çok para kazanım peşinde oldukları için reyting çok çok önemli. Yani o yüzden reytingi kim getirir? Merkezliklerin iki takımının final oynaması Şampiyonlar Ligi'nde. Yani 2003-2004 yılında Porto-Monaco finalinde en düşük izlenen ve en az gelir elde edilen maç olduğu için böyle bir kazaya tekrar sebebiyet verilmemesi için UEFA gerekli önlemleri alıyor. O yüzden onlar Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Manchester United tabii finali istiyorlar. Fakat bunu yaptığınız zaman da oralarda ciddi bir gelir fazlasına, servet edinimindeki o varlık oluşumunda inanılmaz bir yoğunlaşmaya yol açıyorsunuz. Öbür tarafta 50 ülkede size bakıyor. Aslında olayın bir başka boyutu var. Araya hemen giriyorum. Bütün bu söylediklerine rağmen işte geçen 2 yıl içerisinde gördük ki bu büyük liglerdeki bizim bu çok fazla reytingi olan büyük takımlar diye izlediğimiz takımların kendilerine ait ayrı bir organizasyon üretme ya da gerçekleştirme çabası Avrupa da var. Avrupa Süper Ligi değil ne mi kastediyorsun? Aynen 2021 öyle yılında aslında ortaya çıktı. Bu işin oluşumunda İngiliz kulüpleri, Real Madrid ve Barcelona, Juventus dahil olmak üzere yaklaşık 12 tane İngiliz kulübü ve diğer kulüplerle beraber, özür dilerim, 6 tane İngiliz kulübü ve 12 tane kulübün ortak oluşumuyla beraber böyle bir lig yapılanmasına gidildi. Bunun da sebebi şuydu. Ya UEFA yılda 2.8 milyar euro para dağıtıyor. Bu dağıttığı paraların önemli bir kısmını da Şampiyonlar Ligi'nde dağıtıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son düzenlemelerle birlikte ki 2024-2025 yılında da yeniden bir değişime gidildi. Sadece merkez liglerin daha fazla takımının mücadele edeceği, çünkü daha önce söyledik ya reyting çok önemli. Reyting çok önemli olduğu için parasal gelir daha fazla artacak. O yüzden merkez ligleri öncelikleyen, koruyan, kollayan ve parasal kazancı ön plana getiren finansal bir anlayış. Daha fazla maç oynatan bir durum söz konusu olduğu için pandemi döneminde de özellikle kulüplerin gelirlerinde çok önemli düşüşler olunca maliyetlerini aşağı çekemediler. İlave kaynak yaratmak zorundaydılar. O kaynak yaratma yolu arayışı içerisinde bir tane büyük bankanın da finansörlüğünde böyle bir oluşum. Ve bu banka, ismini vermeyelim, 4.2 milyar euro bu oluşuma katılan kulüplere para dağıtacağını söyledi. Yıllık 4.2 milyar euroyu konuşuyoruz. Yani UEFA o zamanlar 2.1, 2.2 milyar euro veriyordu. İki katını veriyordu. Ve bunun üzerine kulüpler bu işe girdi. Fakat daha sonra UEFA gördü ki çok ciddi bir tehditle karşı karşıya. Ondan sonra kulüpleri tehdit ederek çoğu İngiliz kulübü, hemen hemen hepsi geri çekildi. Fakat Barcelona, Real Madrid ve Juventus geri adım atmadılar. İlk önce onlara ben sizleri işte kendi organizasyonlarımdan men edeceğim, para cezası vereceğim, hiçbir şey yapamadı. Tabii bu kulüplere ceza verme şansı yok. Aslında önümüzdeki 20 yıl içerisinde Melih, futbolda çok önemli değişiklikler olacak. Onlardan birisi de şu UEFA'ya ve FIFA'ya alternatif zaten yeni yapılanmalar olacak. Nitekim bundan 1,5 ay önce Avrupa Adalet Divanı'nın vermiş olduğu bir kararda evet, Avrupa Süper Lig oluşumunu UEFA'nın engelleme yetkisinin olmadığını, çünkü bunun
rekabetin önüne geçen ve rekabeti bozan bir uygulama olduğu için böyle bir oluşuma engelleyemeyeceğini Avrupa Adalet Divanı, yani Avrupa'da hukukun en üst düzeydeki mahkemesinin verdiği bir karar var. Bunun Türkçe anlamı şu. Demek ki UEFA ve FIFA'nın karşısına başka bir futbol örgütlenmesi veya bir spor örgütlenmesi çıkabilir. Ve burada bu kulüpler yer alabilir. Ama burada soru şu, sıkıntı şu. UEFA o kadar güçlü ki, şunu söyleyeyim. UEFA'nın bir sportif organizasyon olmadığını da şöyle vurgulayabilirim. Yine kendi faaliyet raporlarından edindiğim bilgileri burada paylaşacak olursam, kendi nakdi rezervleri, bankalarda tuttukları nakit ve benzeri rezervler toplamı 2,5-3 milyar euroya ulaşıyor. Yani siz bir sportif organizasyonsunuz, futbolun sırtından çok büyük paralar kazanıyorsunuz ama bunu futbolun emrine vermiyorsunuz. İşte pandemi döneminde kulüplere çok önemli paralar vermediler. Kulüpler kendi giderlerini karşılayacak, seyirci karşı biliyorsunuz seyirci engeli vardı, oynanamadı vesaire. FIFA aynı şekilde. İşte bu dönemde bu tür olaylar çıktı. Ve bunun sonucunda da bu yapılanma şu anda rafta. Ama Barcelona'da, Real Madrid'de, Juventus'ta bu yapılanmayı hala destekliyorlar. Önümüzdeki günlerin ne getireceğini hep birlikte göreceğiz. Yani bence burada Premier Lig'in tavrı son derece önemli. Çünkü hiçbir Premier Lig takımı Premier Lig'i riske etme Niye? Premier Lig'in geçen seneki kazançları toplamı Deloitte'un raporuna göre toplam hasılat 6,5 milyar euro. Değil mi? 6,5 milyar euroyu konuşuyoruz. Yani. Bonservis bedelleri üzerinden bütün İngiliz kulüplerini üst üste koyduğun zaman toplam kadro değeri 9,5-10 milyar euroya ulaşıyor. Şimdi siz böyle bir oluşum ve varlık içinde mevcut uygulamayı bırakıp öbür tarafa gider misiniz? Gitmezsiniz. Gidemezler. Gitmezler. Yani çünkü UEFA bugün aslında İngilizlere çalışıyor. Yani merkezliklere çalışıyor ama merkezliklerin yaratmış olduğu toplam parasal gelir Avrupa futbol gelirinin neredeyse %67-68'ine onlardan geliyor. Ve bunun %20'sini de tek başına Premier Lig üretiyor. Premier Lig'in bakın en son işte bundan yaklaşık 2 ay önce belli oldu. Hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını, naklen yayın gelirlerini ihaleye çıkarttılar. Sadece İngiltere'deki toplam naklen yayın bedeli yıllık 2,6 milyar euro. Yıllık. Yıllık tabii. Ve 4 yani. Yıllığına sattılar. Dolayısıyla bunların tabii ki rekabet güçleri çok yükseliyor. Parasal gelirlerin önemli bir kısmı oraya akıyor. Bu da haksız ve dengesiz rekabete yol açıyor. Dolayısıyla İngilizler hallerinden memnun. O nedenle İngiliz kulüpleri zaten çıktı. Yani bu oluşumdan. Tabii ama bu oluşuma devam eden, hiçbir, yani resmi olarak devam eden, göz önünde olup da devam eden hiçbir İngiliz kulübü yok. Çünkü Premier Lig'den orada UEFA'nın yanında olan açıklamalar gelip de eğer böyle bir oluşumun içinde olursanız sizi buradan bizim ama kulüplerimiz hemen yalnız UEFA tarafında yer aldılar. Ben de şunu söyledim, yani o zaman da yazmıştım. Ya aslında biz en son UEFA'nın yanında yer alacak liglerden olmalıyız. Çünkü UEFA'nın bütün uygulamaları çevre liglerin aleyhine çok ince fauller yapıyor. O kadar ince değil fauller mi yapıyor ki bunu göremiyoruz. Örneğin yine futboldan bir örnek verelim. Bundan 3-4 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde gelirlerin dağıtım kriterlerini değiştirdiler. Ve pazarlama gelirlerini payı %30 iken %15'e çektiler. Bunun yerine takım reyting uygulaması getirdiler. Takım reyting uygulaması şu, son 10 yıllık UEFA performansına göre takımları en üstten en alta sıralıyorlar. En başarılı takımlara daha fazla para veriyorlar. Türk futbol kulüpleri ve çevre ligler bu işten zarar görüyor. Mesela hiçbir çevre lig kulübü kalkıp da sesini çıkartamadı. Yani UEFA aslında çok da dışarıdan görüldüğü kadar futbolun güzelliği ve futbol, kendi söylemleri futbolun iyiliği için. Ama öyle değil yani. Çok unfair. Kesinlikle unfair diyorsun. Bunu çok sık konuşuyoruz biz zaten seninle her karşılaşmamızda. Bu sohbete bir başka dostumuzu daha dahil edelim mi? Tabii ki. Tuğrul Akçar. Sevgili her ikimizin de dostu Hüseyin Özkök. İşte en yakışıklı haliyle o kartlarla birlikte harika bir atmosferde şu anda canlı bağlantımızı yaptık. Hüseyin merhaba. Merhaba Melih'ciğim, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili Tuğrul Akşar'a da İyi sevgiler. Akşamlar Hüseyin. Biz de sana buradan evet, iyi akşamlar diliyoruz. Biz koyu bir sohbete daldık Hüseyin. Sana bağlantıyı da unuttuk neredeyse. Benim kulağıma arkadaşlarım ya Hüseyin abiyi bağlayalım diye sormasalardı biz daldık gidiyorduk. Ama senin de bu sohbete girmen lazım. Sohbeti izledim ben de. Tek arayana kadar beni arkadaşlar izledim. Çok güzeldi. Çok yararlandım her zamanki gibi. Bu arada dışarıda
Bizim bu Muğla'dayım ben. Tuğrul biliyor. Sen de biliyorsun. Gökova'da. Evet. Korkunç bir hava var bugün. Dışarıda fırtına, yağmur, gök gürültüsü, yıldırım, şimşek, her şey var. Yani belki sesleri de gelebilir. O açıdan şimdiden özür dilerim. Yani o sesler rahatsız ederse biraz yayına. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Bu doğallık içerisinde biz devam edelim. Şimdi biz sevgili Tuğrul Akşar'la birlikte işte spor ekonomisi, Avrupa, Amerika, biz ülkemiz neresindeyiz, ne yapmalıyız, ne yapacağız onları tam konuşmaya başlamıştık ki son günlerde seyircilerin reaksiyonları açısından da ülkelerden ülkeye, yani ülkeden ülkeye farklılıklar olabiliyor. Spor ekonomisinde biraz daha fazla gelir yaratmak için Almanya'da Bundesliga 1 ve Bundesliga 2 takımlarının aldıkları, yöneticilerin aldıkları bir karar Almanya'da tribüne gelen ve maçları tribünde seyreden izleyicilerin tepkisini çekti. Ve bazı protestolar oldu. Neydi bu? Niçin oldu? Nasıl oldu? Bizi bu konuda sevgili seyircilerimizle birlikte biraz aydınlatır mısın? Şimdi biraz sen sözü al, bize bu durumu bir anlat. Şimdi şöyle söyleyeyim, biraz başından alayım dilerseniz olayı. Lütfen. Şimdi Tuğrul da çok iyi biliyor ki Bundesliga'da bir kulüp sahibi olmak Avrupa'daki diğer dört büyüğe nazaran mümkün değil. Bir kısa bir süre önceye kadar eğer bir kulübü 20 yıl süreyle desteklersen o kulübün sahibi olabiliyordun. Bu şekilde 3 tane kulüp var şu anda. Wolfsburg, Volkswagen firmasının takımı, Leverkusen, Bayer firmasının takımı, bir de Dietmar Hopp'un Hoffenheim'ı var. Ancak Almanya'daki rekabet kurumu artık Bundesliga'da veya Almanya'da kulüp sahibi olmayı tamamen yasaklayan bir karar çıkarttı ve kulüp sahibi olmanın önüne tamamen set çekti. Bundan tabii ki taraftarlar hoştuk. Çünkü Almanya'da futbol taraftarları geleneklerine çok bağlıdır. Yabancı sermayenin asla kulüplerini satın almasını istemezler. Ve her zaman yabancı sermayeye karşı çıkarlar ve futbolun kendi yağıyla kavrulmasını isterler. Kendi kulüplerinin kendi başarılarla para kazanmasını isterler. Ancak tabii ki dünya öyle bir dünya değil. Siz de az önce gelirlerden bahsettiniz. Premier Lig başta olmak üzere dünya futbolundaki gelirlerin, dünya sporundaki gelirlerin ne kadar artış içinde olduğunu ve Bundesliga yönetimi de takım sahipliğinin artık tamamen önüne geçildiği için gelirleri arttırmak amacıyla bir takım düşüncelere girdi ve çözüm üretmeye çalıştı. Bu bağlamda da bir çözüm yolu buldular ve Bundesliga'nın medya haklarının %8'ini 20 yıl süresince, 20 yıl boyunca 1 milyar euroya satma planı. Bununla ilgili olarak Bundesliga 1 ve 2 kulüpleri, 36 kulüp bir oylama yaptılar. Bu oylamada böyle kılı kılına 3'te 2 çoğunluk sağlandı. Yani 24 kulüp evet dedi ama bu gizli bir oylamaydı. Hangi kulüp evet, hangi kulüp hayır dediği bilinmiyor. Tabii kendini açıklayan kulüpler var ama açıklamayanlar da var. Ve bu karar alındıktan sonra futbol taraftarları bütün kulüplerin neredeyse tamamına, 36 kulübün tamamı ortaklaşa maçlarda eylem yapmaya başladılar. Bu Almanya Futbol Ligi, DFL dediğimiz Almanya Futbol Ligi'ni hedef alan pankartlar açılmaya başlandı sürekli. Ve son haftalarda da sahaya sürekli tenis topları atmaya başladılar. Madeni paralar, işte şekerlemeler, şunlar bunlar atarak maçları durdurmaya başladılar. Bu son iki haftada inanılmaz boyutlara ulaştı. Mesela geçen hafta oynanan Hertha Berlin Hamburg maçında, Berlin'de maç 8 kere durdu. Bu hafta yine Hamburg Hannover karşılaşmasında hakem soyunma odasına gitti. Çünkü Hannover taraftarları kendilerinin başkanı olan Martin Kind var. O bu işlerin taraftarı bir başkan. Onu hiç sevmiyor Hannover taraftarı. Onu hedef tahtasına koyan bir pankart açtılar. O tabii ki bir yerde suç, hedef göstermek. Hakem derhal soyunma odasına gitti ve pankart kaldırıldıktan sonra ancak geldi ve anons yaptırdı. Eğer o pankart bir daha açılırsa maçı tatil ederim diye. Yine Union Berlin Wolfsburg maçında sahaya çok sayıda tenis topu atıldı durmadan ve maç yarım saat kadar durdu. Yani bu tür eylemler yapıyorlar Almanya'daki futbol taraftarları. Tabii işin tadı biraz kaçmaya başladı. Herkes şimdi maç seyrediyor, büyük bir zevkle oturuyor ve bir anda maç duruyor, maçın tadı kaçıyor. Bununla ilgili bütün dünyanın da ilgisini çekmeye başladı. Aslında taraftarlar da
istediklerine sanırım ulaştılar. Oylamanın yeniden yapılmasını istiyorlar. Ama oylamanın yeniden yapılması da ne kadar mevzuata uygun tabii bu da bir soru işareti. Açık şekilde yapılmasını ve yeniden yapılmasını istiyorlar. Her kulübün kendisini lanse etmesini istiyor taraftarlar. Bakalım önümüzdeki günlerde bu iş nereye varacak? Maç tatili bu gidişle olacak gibi gözüküyor. O zaman da maçın tatili olmasına sebep olan kulübün taraftarları takımının hükmen mağlup olmasına neden olacak. Mesela son Union Berlin Wolfsburg maçında az daha hakem maçı tatil ediyordu. Union Berlin kazandığı karşılaşmada bir anda mağlup olacaktı. Hükmen mağlup olacaktı. Ve düşmemeye oynayan bir takım Union Berlin. Yani böyle bir durum söz konusu. Kısaca özetlemek gerekirse Almanya'da kulüp sahipliği mümkün değil artık. Ama diğer dört büyüklükte kulüplerin sahipleri var. Almanya buna karşı çıkıyor. Ben de iyi yaptıklarını düşünüyorum. Peki. Yani çok sayıda kulüp sahibi olmak iyi bir şey gibi gözüküyor ama bazı kulüpler için iyi olabiliyor ama bazı kulüpler için de kötü oluyor ve çok sayıda batan kulüp biliyoruz. Tuchel çok daha iyi bilir bunun şeceresini herhalde. Mesela Fransa'da da hemen onu da ekleyeyim. Fransa'da da Lig 1'in yayın haklarının, daha doğrusu medya haklarının %13'ünü sınırsız süreyle sattılar. Burada mesela Fransız futbol taraftarları hiç bunlara tepki göstermedi. Şu anda yani Fransa'da medya yayın haklarının %13'ü 1,5 milyar euroya sınırsız sürede satılmış. Buna birçok kulüp itiraz ediyor. Fakat taraftarlardan hiç itiraz gelmiyor. Diğer yandan Fransa'nın futbol ihalesine, televizyon yayın ihalesine 800 milyon eurodan açıldı. Talip çıkmadı. Orada enteresan işler oluyor Fransa'da da. Durum bu şekilde. Peki, biliyoruz ki sen iyi bir bayan taraftarısın. Aynı zamanda da kulübün üyelerinden birisisin. Evet. Almanya'da da Bundesliga'da da uzun yıllardır müthiş bir bayan üstünlüğü, bayan dominasyonu var, Bayern Münih dominasyonu var. Ama gelirlerin hatırı sayılır bir bölümünü oluşturan, özellikle televizyon naklen yayınlarından elde edilen gelirler konusunda Almanya'da çok fair davranışlar biliyorum ben. Senin bize daha önce örneklerle anlattığın bunlardan biraz bahsedebilir misin? Çünkü orada hani rekabetin en önemli koşulu sonuç ya da ilgi çekiciliğin en önemli koşulu sonuçların kestirilemez olmasıdır. Evet. Sonuçların kestirilemez olması için de güç dengesi olarak birbirlerine yakın takımların mücadele ettiği ligler daha ilgi çekici ligler oluyor. Bunun farkında olan takımlar başka başka takımlara ya da rakiplerine biraz daha hani bütçe anlamında gelir arttırıcı bir takım fedakarlıklara katlanabiliyorlar. Almanya'da da bunun örneklerini gördük. Sevgili seyircilerimize bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misin? Şimdi doğru söylüyorsun sevgili Melih. Bayern Münih aslında tek başına televizyon yayın haklarını satsa bugün dünyanın en çok para kazanan kulüplerinden biri olabilir. Fakat Bayern Münih kulübü Bundesliga'nın zarar görmemesi için havuzdan pay almayı yeğliyor. Ve Bundesliga'nın gerçi hani 11 yıldır üst üste Bayern Münih şampiyonu oluyor. Yine de onların elde ettikleri televizyon gelirlerin yanında dünyanın en çok reklam ve pazarlama geliri elde eden ülkesi Almanya. Dolayısıyla Bayern Münih de çok büyük paralar kazanıyor reklam ve pazarlamadan ama yine de Premier Lig takımlarına yetişemiyorlar. Dolayısıyla Bundesliga'nın zarar görmemesi için Bayern Münih havuzdan pay almaya razı oluyor ve bunu korumak amaçlı yapıyorlar tabii ki Bundesliga'yı. Yoksa hani her takım kendi yayın hakkını satsa, özellikle Bayern Münih şu anda 90 milyon civarı kazanıyor Bayern Münih yayın haklarından Almanya'da. Ancak bunu kendi satsa mesela 150 milyon euroya falan rahat satar kendi yayın haklarını. Ama yapmıyorlar bunu. Bu da gerçekten işte Almanya'daki futbol kültürünün kendi futboluna ne kadar sahip çıktığına dair. Hani nasıl dedim az önce, taraftarlar kendi futbol sistemlerine, kendi kulüplerine sahip çıkıyorlar. Yabancıların işin içine girmesini istemiyorlar. Bayern Münih de kendi futbol kültürüne, kendi ligine sahip çıkıyor. Bu arada şimdi aklıma geldi ondan bahsederken. Bugün mesela Bayern Münih'in CEO'su Dresden bir açıklama yaptı ve dedi ki
Süper Lig projesi bizim için asla yoktur ve olmayacaktır dedi. Miami hiçbir zaman bir Süper Lig projesinin parçası olmayacaktır diye açıklama yapıp bunun altını net olarak bir kez daha çizdi. Zaten Alman kulüpleriyle Fransız kulüpleri bu Süper Lig projesine hiçbir zaman sıcak bakmadılar. Tuğrul'la siz az önce konuştunuz. İngiliz kulüpleri de bu işin içine zaten giremezler. Çünkü şu anda İngiltere'de bir spor yasası hazırlanıyor. Bu spor yasasının içinde İngiliz takımlarının başka organizasyonlara katılmaları durumunda 40 puana kadar puanlarının silinmesi ve ligden ihracı gibi şeyler söz konusu. Dolayısıyla Premier Lig takımları da o Süper Lig projesine dahil olmazlar. Yani az önce Tuğrul'un belirttiği gibi bu UEFA'nın şemsiyesi altında devam eder. Ama kulüplerde bu Avrupa Mahkemesi'nin Avrupa Adalet Divanı çıkardığı kararı koz olarak kullanarak UEFA'yı tabii ki biraz sıkıştırırlar ve daha fazla gelir elde etmek için her yolu denerler gibi geliyor. Öyle görünüyor, öyle görünüyor. Bir de biz yayına girmeden önce sevgili Tuğrul'la birlikte Bayern Münih'in yeni transferinden bahsediyor. Evet, Leis. Ama sakın yanlış anlamasın sevgili seyircilerimiz. Hani Sacha Boey'den bahsetmiyorduk. Evet. Tabii. O da önemli bir transfer. Hem Galatasaray hem de Bayern Münih için. Ama bizim o transferden kastımız, sen söyle istersen. Şimdi geçen hafta gazetelerde çıktı. Aslında ben de yani aboneyim Baviera o futbol yapısı olan yerde sürekli takipçi olduğum için oradan haberleri de alıyorum. Hüseyin mutlaka takip ediyordur. Bayern 4,5 milyon euroya Leipzig'den CFO transfer etti. Şimdi ben de Twitter'da sordum, dedim yani 4,5 milyon euro bir yöneticiye verilir mi? Evet, verilir. Sonuçta bunu Bayern Münih yapıyor. Ben burada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Bayern Münih'in tabii biz Cruyff'u 2016 yılında kaybettik. Cruyff 2016 yılında ölmeden önce modern futbolun performansı benim nezdimde eğitim, taktik, teknik artı finansın toplamından oluşur diyor. Almanlar aslında finansı da, ekonomik geliri de, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi de en iyi gerçekleştiren lig. Yani bizim aslında rol model olarak alabileceğimiz lig Alman Bundesliga. Alman. Yani zaten kulüpler dernek statüsünde örgütlenmiş. Tabii ki bunların iktisadi işletmeleri olabilir, şirketleri vesaire. Ama bugün 4,5 milyon euroya bir transferin özellikle yönetici bazında gerçekleştirildiğini bu düzeyde Avrupa kulüpleri içerisinde Bayern Münih'te görüyoruz. Bunu daha önceden Chelsea'yi Abramovich satın aldığı zaman Peter Kenyon'ı transfer etmişti. O zamanın parasıyla 1 milyon pound ödemişti. Yani bunlar çok önemli çünkü burada yönetsel başarı, sportif başarının olabilmesi için yönetsel olarak çok sağlam ve bir kadronuzun olması lazım. Almanlar bu işi çok iyi yaptıkları için dolayısıyla bu çok fazla konuşulmadı ama benim çok önemsediğim bir konu. Hı hı. Hemen Hüseyin bağlantıdayken ona da dönmek istiyorum ben, eğer düşmediyse, eğer bir aksilik olmadı. Ha, bizi dinliyorsun diye biliyorum. Buradayım, o yüzden dinliyorum. Şimdi ama bu transferi nereden yaptığı da önemli. Mesela Leipzig'ten diyorsun. Leipzig, Salzburg, Riefering. Bunlar hep düşünülerek yapılmış ve gerçekten önemli destekler, önemli yol arkadaşlığıyla, sponsorluklarla belli bir noktaya gelmiş kulüpler. Ne yaptığını bilen kulüpler. Öyle değil mi Hüseyin? Sen biraz daha konuyu aç istersen. Evet, şimdi o Bayern Münih'in Leipzig'ten aldığı kişi zaten Bayern Münih kökenli aslında. Daha önce Mönchengladbach'ta çok başarılı bir dönem geçirmişti o. İsmi şu anda aklıma gelmedi. Siz bana yardımcı olursanız bir anda kafamdan çıktı. Aha. İsmi. Tuğrul demin söyledi. Hemen söyleyecek şimdi. Ben sen konuşmana devam et, ben söyleyeceğim ismini. Mönchengladbach'ta çok başarılı bir dönem geçirdikten sonra ben biraz dinleneceğim diyerek ayrılmıştı Mönchengladbach'tan. Max Eberl. Tamam. Evet. Max Eberl. Max Eberl. 3,5 artı 1 milyon euro yani bonusu. Uzun süre sportif direktör olarak çalıştıktan sonra artık ben bunu aldım, biraz dinleneceğim diyerek ayrılmıştı. Daha sonra Leipzig'in teklifini kabul etti ve Leipzig'e gitti. Ancak şöyle bir durum ortaya çıktı Leipzig'te. Leipzig kulübü Max Eberl'i kulübe çok fazla aidiyet hissetmediği gerekçesiyle görevden aldı. Fakat tabii ki sözleşmesi devam ediyordu. Ve daha önce de Bayern Münih kökenli olduğu için Bayern Münih'le adı geçiyordu Max Eberl'in. Bir süre önce de Tuğrul hatırlar, Bayern Münih yönetimi Oliver Kahn, CEO Oliver Kahn'la
futboldan, profesyonel futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hasan Salihamidzic'i görevden almıştı. O az önce bahsettiğim Dresden Oliver Kahn'ın yerine CEO olarak geldi ama Hasan Salihamidzic için futboldan sorumlu yönetim kurulu üyeliği boş kalmıştı. İşte Max Eberle o parayı ödeyerek o Hasan Salihamidzic için futboldan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine getirdiler. Onun boş bıraktığı yere. Ve şimdi artık o görevi 1 Mart'tan itibaren yürütecek. O da açıklandı. 1 Mart'ta göreve başlayacak. Bu arada Tuğrul duydu mu bilmiyorum ama şimdi yine ismi akla isim tutma hafızam çok kötü. Manchester United biliyorsun %25'i Jim Ratcliffe tarafından satın alındı. Satın, evet. Ama İneos ciddi tepki var. İneos firmasının sahibi dev bir holding İngiliz. Ve %25'i hem aldı hem de kulübün futbol yönetimi kendisine verildi. Glazer'ın ama hala ciddi bir payı var Hüseyin. Yani Manchester United'da ama %25'ini sattılar. Üstelik yönetimi evet. De %25'lik. Evet. Zaten Glazer'larla öyle bir anlaşma yaptı. %25'ini alırım dedi. Ve futbol yönetimini bana vereceksiniz dedi. Siz karışmayacaksınız dedi. Jim Ratcliffe. Ve şimdi de Manchester City'den bir futbolun başına bir yönetici transfer ettiler. Manchester United. Geçen gün bunun haberini ben hatta A-Spor'daki yayında söylemiştim. İsmi yine aklıma gelmiyor ama çok önemli bir transfer olduğu söyleniyor. Çünkü Manchester City'de çalışan Alper Avcı hocamız var. Altyapıda çalışıyor. Türk hoca görevli. Ona sordum. Çok çok iyi bir transfer yaptı Manchester United. Çok iyi bir yönetici dedi. City gruptan Manchester United transfer etti. Yani Tuğrul demek istediğim yani bu yönetici transferleri de artık önümüzdeki dönemde sık sık göreceğimiz transferler olacak. Sadece futbolcu ve teknik direktör değil. Tabii. Böyle yöneticilerin de transfer olduğunu göreceğiz daha fazla gibime geliyor. Hüseyin buradayken ben bir hatırlatma da ihtiyacı duydum. Aslında Bayern Münih tabii her ne kadar Bundesliga'da gelirlerin dağıtılımı 5 merkezlik içerisinde en dengeli olanı ve rekabeti en çok yükseltmeye yönelik dengede rekabeti önemseyen ve özendiren bir yapıda olmakla beraber yalnız Bayern'in hem sportif anlamda sadece sportif anlamda değil parasal yani mali ve ekonomik anlamda açık ara farkı var. Yani en yakın çok. Bak şimdi Deloitte'in en son Mani Lig'e göre 611 milyon euro gelirleri var 2022 yıl sonu. En yakın Dortmund'la arasında 300 milyon euro gelir farkı var. Yine bonservis bedelleri üzerinden baktığınız zaman Bayern Münih'in 976 milyon euroluk takım değeri var. En yakın Bayer Leverkusen'le arasında 400 milyon euro fark var. Yani burada da aslında her ne kadar gelirler dengeli dağıtılıyormuş gibi görünse de burada ciddi bir servet birikimi var ve Bayern bu işten çok ciddi nem alanıyor. Dolayısıyla da 30 milyon euroyu verip işte Sacha Boey'i alabiliyor. İşte, aslında onlar için çok fazla da bir para değil 30 milyon euro. Unutma sözünü Hüseyin. Şimdi uyarıyorlar arkadaşlarım. Çok kısa bir araya hemen gitmemiz gerekiyor. Dönüşte gene beraberiz. Spor Kulübü bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Sohbet en böyle yoğun yerinde kalmıştı ve tam lafa başlıyordu ki sevgili Hüseyin ben dur unutma dedim. Evet Hüseyin devam ediyorsun. Yok Tuğrul'un söylediğine bir katkı yapmak istedim sadece. Şimdi Bayern Münih gerçekten kendi futbol gelirleriyle yani kendi sponsorlukları gelirleriyle kendi elde ettiği başarılardan elde ettiği gelirlerle hakikaten ve parasını çok iyi ve çok hesaplı harcayarak buralara gelen ve kasasında her daim nakit para olan bir takım, kulüp. Ve bunu çok dengeli harcıyorlar. Mesela bu yaz Harry Kane'i transfer ettiler ama o Harry Kane'i transfer edene kadar yani 100 milyona transfer oldu Harry Kane. O 100 milyonu verene kadar Tottenham'la 4 kez görüştüler. Yani 100 milyona gelene kadar kılı kırk yardılar. Yani o kadar kolay para veren bir kulüp değil Bayern Münih. Sacha Boey de çok ihtiyacı vardı sakatlıklardan dolayı. Sağ bekte Thomas Boll'un elinde futbolcu kalmamıştı. Sıkıştılar zaten. Yaz transfer döneminde de çok pasif kalmışlardı. Ayrılan oyuncuların yerine bir türlü istedikleri oyuncuları alamamışlardı. Son anda transferler olmamıştı filan. Sacha Boey de sezonun geri kalanı için bu nedenle çok fazla da Galatasaray'la pazarlığa girmeden 30 milyon euroyu vermeyi kabul edip transfer ettiler ama
Bayern Münih tabii ki çok güçlü bir mali yapıya sahip. Yani herhalde Avrupa'nın, bilmiyorum Turul sen daha iyi bilirsin. En yüksek dördüncü gelire sahip. Sahip ve de borcu olmayan ilk kulübü diyebiliyorum ben. Almanya'da çok sıkı mali denetim var. Yani kulüplerin öyle çok ucu açık borçlanması mümkün değil. Çok sıkı denetleniyorlar. İngiltere'de sahiplik var. Orada borçlandığınız zaman sonuçta kişi borçlanıyor. Ama yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece orada UEFA biraz sınırları, Premier Lig idaresi de gevşetti. Ama Almanya'da çok sıkı. Bir de şunu söyleyeceğim. Alman disiplini zaten Alman, her konuda farklı. Şu var bakın İngiltere'de millet yanlış biliyor. Gelirlerin neredeyse yarıya yakın kısmı eşit dağıtılıyor. Orada mantık ve felsefe şu. Zaten küçük kulüpler sponsor bulmakta, ticari gelir yaratmakta zorlandığı için ben toplam geliri birazcık daha dengeli dağıtayım ki bu kulüpler buradan en azından gelir elde etsinler. Zaten büyük kulüpler, Manchester'ı, City'si bunlar zaten gelir elde ediyorlar. Bir problem yok. Önemli olan küçükleri korumak, kollamak. Kaliteyi ve rekabeti onlar getiriyor. Almanya'da da bu anlamda bakıldığında dağıtım gerçekten dengede rekabeti özendirecek ve yukarı çekecek seviyede. O yüzden bizim Bundesliga'yı mutlaka her yönüyle idari anlamda, ekonomik anlamda, finansal anlamda örnek almamız gereken bir lig. Peki sevgili Hüseyin'e hemen dönmek istiyorum. Hüseyin o fırtınada, o yağmurda seni daha fazla bekletmemek için son olarak ne söylemek istersen son cümlelerini alalım. Sonra hemen Tuğrul'la sohbete devam edeceğiz. Şimdi programın hemen başında siz hani sporun genel gelirlerinden bahsettiniz. Dün sabaha karşı biliyorsunuz Super Bowl maçı vardı Amerika'da, Las Vegas'ta. O Super Bowl karşılaşmasında reklam gelirinin ne kadar olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? 30 saniyelik reklam fiyatı $7 milyon ve televizyon kuruluşu canlı yayınlayan televizyon CBS yanılıyorsam rekor, 600 milyon dolar gelir elde etti sadece bir devre arası reklamından. Yani herhalde dünyanın tek bir organizasyonda en çok elde edilen reklam geliridir diye düşünüyorum. 10 yıl önceki fiyatı mesela 3 milyon veya 4 milyon dolarmış o 30 saniyelik reklamın. $7 milyon çıkmış. Yani sporun ürettiği bu inanılmaz gelirler tabii ki çok acayip boyutlara ulaştı. Mesela şimdi bu gelirlerin sürekli artmasına bir örnekte şunu verebiliriz son olarak. Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısı artıyor. Siz biliyorsunuz veya da Avrupa Kupalarının 3 kupanın takım sayısı. 32 takımlı kulüpler Dünya Kupası geliyor. 48 takımlı milli takımlar Dünya Kupası geliyor. Yani maç sayısı giderek artıyor ve tabii ki buna bağlantı olarak gelirler de artacak ama bu sefer de futbolcular nasıl nefes alacak onu bilmiyoruz. Evet. Futbolcuları düşünen kimse yokmuş gibi geliyor bana da. Çok çok teşekkür ediyoruz bağlantı ben için. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere diyelim. İyi günler, görüşmek iyi geceler Hüseyin. İyi akşamlar. Size İyi akşamlar. Tam şimdi, burada bir şey söyleyeceğim Melih. Hı. Yani Hüseyin'in söylediğine ek olarak benim önümüzdeki 20 yıl içerisinde öngörülerimden birisi de bu UEFA'ya ve FIFA'ya alternatif futbol ligi yapılanmaları, yani sportif anlamda örgütlenmeler çıkacak ve en önemlisi bugün Hüseyin'in söylediği gibi artık kulüpler bundan 15-20 yıl sonra çok fazla maç yaparak değil, daha az maç yaparak daha fazla parasal gelire ulaşacaklar. Çünkü bu süreç içerisinde özellikle sporcuların ve futbolcuların sosyal, ekonomik haklarında ve finansal haklarında inanılmaz iyileşmeler olacak. Yani dolayısıyla bugün Avrupa futbolunda UEFA daha fazla para kazanabilmek için maç sayılarını artırıyor, FIFA artırıyor. Bunlar doğal olarak oyuncu sakatlıklarını, yorgunlukları ve maç trafiğinin çok artmasına neden oluyor. Aslında buradaki elde edilen parasal gelirin paylaşımına bakıldığı zaman buradan esas kazananın bu işi organizatörü olan FIFA ve UEFA olduğunu görüyorsunuz. O yüzden aslında oyuncular yavaş yavaş baş kaldırmaya başladılar. Kesinlikle. Avrupa'da bile bu eğer bu düzeyde olmaya başladıysa çok fark ediyor. Aslında bundan yıllar önce bu iş basketbolla başladı. FIBA'nın bazı uygulamalarından memnun olmayan kulüpler. İspanyol kulüpleri, İspanyollar ULEB'i kurarak bambaşka bir lig, Eurolig'in doğuşu böyleydi. Aynen. Ve sonunda FIBA bunu kabul etmek durumda bazı kaldı. Organizasyonları paylaşmak durumunda kaldı.
ULEP'te de mesela Euroleague'de de davet usulü olduğu gibi. Yani ULEP ve İspanyol merkezli bu yapı bizim de Türk Hava Yolları'nın uzun yıllardır sponsor olduğu ve sponsorları, ana sponsorları arasında çok sayıda da Türk firmasının olduğu bu organizasyon aslında biraz da FIBA organizasyonlarından ziyade NBA'ye benziyor. NBA'ye öykünüyormuş ya gibi. Aslında biz bu konuda ben yıllarca önce yani bunu çok incelediğim için özellikle NBA ve daha doğrusu Kuzey Amerika sporlarında rekabete çok kafa yordum. Yani orada dediğim gibi rekabet farklı bir şekilde örgütleniyor. Yani bizdeki yani Avrupa'daki rekabet anlayışı orada yok. Orada örneğin dediğim gibi düşme ve çıkma yok. En zayıf hakkı, kulübün haklarını koruma, en iyi pahalı oyuncuyu alma ve ücret tavanı getirme olayı var. Draftle, ben yaklaşık 13-14 yıl önce bu tür konular acaba Avrupa futbolunda da uygulanabilir mi? Futbola bu empoze edilebilir mi diye düşündüm ama çok ses çıktı olmaz diye. Ama örneğin aynı şekilde Kanada'nın ve Amerika'nın ortak birleşimiyle mesela Ulusal Futbol Ligi var. Yani soccer dedikleri tabii. Onların. Orada MLS. Da düşme ve çıkma yok. Yine aynı şekilde ve rekabet ve inanılmaz para yaratıyorlar. Burada bütün mesele rekabeti iyi organize etmek ve eğer amaç Amerikalıların temel derdi daha çok para kazanmak. Yani o dünyanın zaten sportif anlamda ve diğer alanlarda olduğu gibi en iyi satışını ve pazarlamasını yapabilen ülke olduğu için dünyada dolayısıyla en fazla para kazanan ülke. Burada bir şey daha vurgulamak istiyorum. Yine önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde futbolun yapısında da çok önemli değişiklikler olacak. Yani futbolun içerisinde bir kere teknoloji çok fazla yoğun bir şekilde girecek. Karasal yayın yerini daha çok teknoloji ağırlıklı ve sosyal kitle iletişim araçları yoğunluklu internet ve televizyon işbirliğiyle daha dijitalleşecek. Bu dijitalleşme çok ciddi parasal gelirleri, astronomik rakamları beraberinde getirirken belki futbol, bugünkü basketbol kadar teknolojik olacak. Belki devre sayısı 3 olacak, 4 olacak. Yani daha fazla parasal gelir elde edebilmek için futbolun yapısında da çok önemli değişmelerin önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde olabileceğini öngörüyorum. UEFA ve FIFA'nın da egemenlik ve ekümenlik yapısı bu süreç içerisinde ben yavaş yavaş erozyona uğrayacak diye düşünüyorum. Onun için UEFA kulüpleri bir arada tutabilmek için daha fazla kesenin ağzını açacak. Bu yetmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi takım sayısını artıracak. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi 48 ülke ama bütün bunlar yaparken para odaklı oldukları için de kaliteyi bu sefer ikinci plana atacaklar. Aslında günün sonunda baktığınız zaman yine kazanan merkezlikler olacak. Evet yani popüler kültürün maalesef beslediği bir branş. Bu eğlence sektörü ve sporla bağlantılı. Özellikle bizim gibi ülkeler ve Avrupa'da, kıta Avrupa'sında, Güney Amerika'da daha popüler olan branş futbol ve bunun üzerinden dönen ekonomide bir tehlike var yalnız. Bu bir tehlike midir, değil midir tartışılabilir tabii. Daha önce amatör bir anlayışla sürdürülen sportif organizasyonlar ya da sportif faaliyetler bu işten para kazanma söz konusu olduğunda hatta ayıp bile karşılanırken şimdi profesyonellikle birlikte çok daha farklı bir sektör haline geldi. Ama şöyle de bir durum var, bahis işin içine girdiği andan itibaren ekonomik büyüklükler, ölçek birdenbire değişince İş bambaşka bir noktaya gidiyor. Tam bu, senin bahsettiğin bütün bu rakamsal büyüklüklerin içerisinde bahis sektörü yoktu değil mi? Yok. Şimdi bahis sektörünü işin doğrusu çok farklı. Ölçemiyoruz. Yani legal olanı belli de illegal olanı ölçme şansımız yok. Buraya geleceğim ama buraya gelmeden önce şunu vurgulamak istiyorum. Bu hem sporda ve sporun diğer dalları ve futbolda özellikle merkez ülkelere çok ciddi bir nakit akımı var. Gelir transferi var. Gelir transferi oralarda çok ciddi gelir fazlasına yol açıyor ve bunların sonucunda servet edinimi çok fazla merkez liglerde yoğunlaşıyor. Daha fazla servet, daha fazla performansı ekonomik, finansal ve sportif anlamda beraberinde getiriyor. Marka değeri, piyasa değeri ve lig değerleri çok artıyor. O kadar bir devasa büyüme ki bu kendiliğinden sportif performansın dışında bağımsız para yaratabilme yeteneğini de geliştiriyor. Buna en tipik örneklerden örneğin Arsenal'ı, Manchester United'ı verebiliriz. Yani bu kulüplerin neredeyse son 10 yılı Manchester United'da Sir Alex Ferguson gittikten sonra neredeyse sportif performans yok ama Avrupa'nın en zengin kulüpleri. Şimdi bu bahis konusunda yaklaşık 1,5-2 ay önce ciddi bir araştırma yaptım.
Yani bugün Türkiye'de, çünkü bahis kafa konusunda Avrupalıların çok ciddi parasal geliri var. Özellikle kulüplerin kendi bahis reklamları var, kendi bahis şirketleri var. Bu işlerden çok para kazanıyorlar. Ama Türkiye'de bahis devlet eliyle ancak organize edilebildiği ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla götürülebildiği için bu konularda kulüplerin kendi bahis şirketlerini kurma ve bahis reklamı almaları mümkün değil. Türkiye'de yasal bahisin toplam miktarı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı verilerine göre yıllık 6,5 milyar dolar civarında. Fakat spora giden para çok düşük. Yani futbola giden para 340 milyon 2022 yılı itibariyle binde beşine denk geliyor. Yani dolayısıyla spordan beslenen bir sektörün futbola ve spora bu kadar az para vermesi de sorgulanması gereken bir konu. Yani ben bu yüzden bahis sektörünü asalak sektör olarak görüyorum. Yani aslında tabii bahis sektörünün çok gelişmesi doğal olarak beraberinde futbol karşıtı unsurların da filizlenmesine yol açıyor. Teşvik, şike, rüşvet vesaire gibi şeyler özellikle bahisle beraber çok farklı noktaya gidiyor. Yasal olmayan bahis miktarında yaklaşık 50 milyar dolar civarında olduğu dile getiriliyor. Bunun ne kadar gerçeğe yansıttığını bilemem ama... Yani legalin o en az 10 katı. 10 katı kadar Türkiye'de illegal bahis oynandığı söyleniyor. Bu konularla ilişkili ben çok yazdım. Dolayısıyla burada zamanı harcamamak adına neden illegal bahise insanlar yöneliyor? Devlet burada nasıl spor kulüplerine daha fazla para aktarabilir? Kulüplerin bu konuda neden sesi çıkmıyor? Bunlara çok kafa yordum, yazdım. İlgilenenler futbolekonomi.com'da bu makalelerimi bulabilirler. Kesinlikle. Peki şimdi bu bahis olayı hakikaten öyle kolay kolay hani bir zaptırapt altına alınabilecek bir olay değil. Çünkü legalle illegal ölçeklerini öyle karşılaştırdığımızda 10 katı gibi bir miktar çıkıyorsa ve bunun büyük bir kısmının özellikle Asya'da organize edildiğini düşündüğümüzde bizim sadece ülke olarak yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Evet. Ama yapacağımız şeylerle kendi içimizde rekabeti biraz daha sürdürülebilir hale getirdikçe, bu yatırımları biraz daha böyle hani son günlerin moda ve önemli kelimelerinden bir tanesi sürdürülebilirlik. Bu hale nasıl getirebiliriz? Spor ekonomisinde sürdürülebilirlik dediğimiz zaman neyi anlamamız şimdi gerekiyor? Şimdi bu sürdürülebilirlik kavramı tabii daha önce de futbol ve spor dışında özellikle finansal literatüre girmiş, çok revaçta ve aynı zamanda kabul görmüş bir terim. Aynı zamanda gündelik yaşamda da gerçekten zaten finansal sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik refah getiriyor. Yani siz sağlıklı ve sürdürülebilir bir mali yapıya, düzenli bir gelir yapısına sahipseniz ve bunu da sürdürebiliyorsanız zaman içerisinde yarattığınız artı fonlarla sportif performansınızı her alanda maksimize edebilme şansınız oluyor. Aksi takdirde yarattığınız fonları iyi kullanamadığınız için bir sene çok başarılı olurken ertesi sene çok farklı bir noktada çok düşük performansla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O yüzden bir işin sürdürülebilirliği çok önemli. Bu anlamda UEFA bundan 2 yıl önce Finansal Fair Play Komitesi'nin adını değiştirdi. Sürdürülebilirlik ve Finansal Fair Play Komitesi olarak adını yeniden değiştirdi ve kulüplerin, özellikle futbol kulüplerinin finansal sürdürülebilirliğini çok sıkı ve yakından takip edileceğini deklare etti. Bu kapsamda örneğin futbol kulüpleri zararda olanların her sene zararlarının %10 daha aşağı çekileceğini, eğer zararı aşağı çekemiyorlarsa kendi organizasyonlarına katılamayacaklarını açıkça beyan etti. O nedenle biraz UEFA bu konuda finansal denetimini artırdı. Ama zaten günün sonunda baktığımız zaman eğer siz sağlıklı ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahip değilseniz zaten sportif performansla başarıya ulaşma şansınız yok. Ama bunun için de ekonomik koşulların, kulüplerin yönetsel yapılarının da sürdürülebilir olması lazım. Şimdi öngörülebilirliğin olduğu ekonomilerde sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik ve finansal olgudan bahsedebiliriz. Öngörülebilirlik var. Yani enflasyon ne olacak, faiz oranları ne olacak, kurlar nereye gidecek? Dolayısıyla siz bir spor kulübü olarak buna göre bir transfer bütçesi oluşturabilirsiniz. Bir gider bütçesi oluşturabilirsiniz. Ama ülkemizde böyle bir şey çok mümkün olmadığı için kulüplerde dolayısıyla sürdürülebilirlik anlamında çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Örnek vereyim. Bir tane örnek vereyim. Günü yeri geldiği için. Futbol kulüplerinin borçları işte 2021 yılında ikinci kez yapılandırıldı. Ve 25 milyar liraya ulaşan
Federasyon Başkanı'nın ifadesiyle 2022 yılında kendi ifadesidir 2023'ün sonlarına doğru. Önümüzdeki 9 yıl içerisinde futbol kulüplerinin borçları 50 milyar liraya çıkacak. Çünkü çok ciddi bir faiz yükü var. O günkü koşullarda imzalanan ve sözleşmede mutabık kalınan faiz oranı bugün 4 katına, 3 katına çıkmış durumda neredeyse. Yani bu değişilebilir faiz. Sabit değil mi faiz? Sabit değil, hayır. Onu değişken çünkü, faiz tabii. Olduğu için 2021 yılında 18.8 olan faiz bugün TLRF diyoruz 43.4'e gelmiş. Neredeyse 2,5-3 katına ulaşmış. Kurlara bakıyorsunuz, kurlar niye önemli? Çünkü kulüplerin giderlerinin %95'i euro üzerinde. Oyuncularına euro olarak ödüyor. Yabancı para cinsinde. Bakıyorsunuz 2021 gelirler, yılında sözleşmenin yapıldığı tarihte 9 lira olan euro bugün 33 liraya çıkmış. Siz bir kulüp başkanı olarak neyi nasıl öngöreceksiniz de sürdürülebilir bir mali yapıyı tesis edeceksiniz? Bu faiz ve kur farkı nedeniyle şimdi dolayısıyla, zaten sürdürülme. Tabii yani siz ne kadar günü gelen yükümlülüklerinizi yerine getirseniz bile faizdeki o yukarı yönlü hareket sizin bütün nakit akışınızı yarattığınız kere alıp götürüyor. Bunun sonucunda rekabet şansınız kalmıyor. Niye? Yapmalıyız? Kulüpler ne yapmalı? Şimdi bir tabi burada yapısal problemlerimiz var. Bir kere bunları konuşmamız lazım. Bu yapısal problemler de böyle palyatif çözümlerle, günü kurtaran çözümlerle bir yere varmaz. Yani burada hem kulüp yönetimi tarafında, hem spor yönetimi, futbol yönetimi tarafında yapılabilecek olan önemli şeyler var. Bir kere bizim her halükarda borç yapılanmasından kurtulabilecek, kulüplerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir mali yapıya ulaşmalarına olanak verecek, onların performanslarını daha üst noktalara taşıyabilecek bir mali yapının mutlaka oluşturulması lazım. Ama bunun için futbol kulüplerinin içinde bulundukları borç yapısından, o borç döngüsünden de bunları kurtarmak gerekiyor. Ama bugünkü koşullarda futbol kulüplerinin bundan borçtan yani şey yapmaları çok mümkün değil. Bunun için ilave kaynağa gerek var. Yine benim öngörülerimden birisi özellikle dijitalleşmenin getirdiği ilave gelir kaynakları önümüzdeki 15 yıl, 20 yıl içerisinde futbol kulüplerinin önemli gelir kaynaklarından biri olacak. Biz tabii 15-20 yılı beklemeyeceğiz ama bugün işte iddiayı konuşuyoruz. Yılda 6 milyar dolar diyoruz. Buradan futbol kulüplerine gelen binde para beş diyorsun. Binde 5. Yani demek ki burada yapılacak işler var. İki, naklen yayın gelirleri diyoruz. Naklen yayın gelirleri bugün 80 milyon euroya gerilemiş vaziyette. Biz 2000 yılındaki Süper Lig'in naklen yayın gelirlerinin gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Avrupa'nın en üst 10 liginin naklen yayın gelir ortalamasından 7 kat daha düşük bir naklen yayın ortalaması var. 2022 yılında 2.2 milyar lira olan naklen yayın gelirlerimiz 2.6 milyar oldu. %18 artırdılar. Enflasyon %65. Sadece resmi enflasyonu bile alsak kulüplerin 1.2 milyar TL kayıpları var. Yani bir geleceğe yönelik yapacak işlerimiz var. Ama ikincisi cari dönemde hemen alınması gereken, müdahale edilmesi gereken yönler var. Yani bunları tabii ki uzun vadeli bakış açısını gerektirir. Kulüplerin rekabetçi dengelerini yükseltebilmenin yolu altyapıya önem vermekten geçer. Kulüpleri bu anlama zorlamak lazım. Takım harcama limitleri kulüpleri yoldan çıkartan, mali disiplinsizliğe sevk eden bir olay hemen kaldırılması gerekir. Gereksiz. Peki hemen araya giriyorum. Unutma takım harcama limitleri hemen kaldırılması gerekir dedin. Bu daha büyük bir borçlanmaya sebep olmaz mı? Yok, aksine takım harcama limitleri kulüpleri daha fazla borçlanmaya sevk ediyor. Ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki örneğin bir kulübe geçen sene kulüplerimizi toplam tanımlanan takım harcama limitleri Süper Lig'in gelirinin üzerindeydi. Siz peki gelirinizin üzerinde bir harcama yapıyorsanız borçlanıyorsunuz demektir. Yani gelecek yıldaki gelirlerinizi bugünden harcıyorsunuz anlamına gelir. Bu zaten sizi mali disiplinsizliğe sevk eder. Eğer siz kulüplere bu bütçeyi veriyorsanız o zaman bu bütçenin kaynaklarını sormak zorundasınız. Disiplini bir şekilde sağlamamız lazım. Biz illa her sene şampiyon olmak vesaire durumunda değiliz ama pedala basmak zorundayız çünkü borç ekonomisi sürekli pedal basmayı gerektiriyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek durumundayız çünkü oradan önemli gelirler geliyor. Böyle olunca da kulüpler o yarışmacı rekabet, bugün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek yaklaşık nereden baksan 150-200 milyon euro bütçe, takım kadrosu gerektiriyor. Şimdi o kadroyu kurmaya kalktığınız zaman paranız yok, borçlanmak durumunda kalıyorsunuz. Borçlandığınız zaman faizlerin nereye gideceği belli değil. Giderleriniz euro bazında bugün ücret bölü gelir rasyosuna baktığımız zaman Süper Lig'in, UEFA'nın kendi rakamıdır, %89'a gelmiş. Yani Avrupa'da bunun ortalaması %70'ler civarında. Dolayısıyla burada disipline edilmesi gereken yönler var. Ve en önemlisi şu, kıt kaynaklarımız var.
Bu kaynaklarımızı o kadar iyi kullanmalıyız, amaca uygun kullanmalıyız ki sportif başarımızı yukarılara taşıyabilelim, maksimize edebilelim. Ama bunun için de bu kaynakları iyi yönetecek yetkinlikte, ehliyette yöneticilere ihtiyacımız var. O yüzden ben diyorum ki Türk futbolunun altyapı değil, üst yapı problemi var. Kesinlikle. Yani işte 4,5 milyon euroya Bayern'in yani bir yöneticiyi transfer etmesi gerçekten düşündürücü bir konu. Bu demek ki bizim ödevlerimizin arasında olması gereken bir konu. Yani yapılacak, edilecek o kadar çok şey var ki bunların başında Türk futboluna kapsayıcı kurumlar getirmemiz lazım. Türk sporuna. Yani Türk futbolunu rekabette, kalitede daha yukarılara taşıyacak. Onun marka değerini, lig değerini, piyasa değerini yükseltecek bir yapılanma olması lazım. Bu yapı eğer olursa zaten sportif başarı da beraberinde gelir. Bugünkü mevcut statüko Türk futbolunu 64-65 yılda bir yere taşıyamamış. Yani bakıyorum 2000 yılındaki gelirlerimiz 2023 yılına kadar yaklaşık 14 kat artmış. Ama o yılda 2000 yılında UEFA'da 7. sıraya kadar çıkmışız. Bugün 10. sıradayız. 2022'de 20. sıraya gerilemiştik. Daha ilginci FIFA 2000 yılında 8. sıradayız. Bugün 36. sıradayız. Yani bir şekilde parasal gelir yaratıyoruz ama sportif performans eşanlı gitmiyor. Parasal gelir yukarı giderken sportif performans ters yönlü hareket ediyor. İşte buna kafa yormamız lazım. Türk futbolunun temel problemi, sorunu bu. Bunun da arka planına baktığınız zaman üst yapıda, yönetimde çok ciddi zafiyetlerimizin olduğu ve mevcut statikonun Türk futbolunun rekabet gücünü yükseltmediği, kalitesini artırmadı. O yüzden çoğu kapsayıcı kurumların kurulması aslında bir yaratıcı yıkım gerekir. Yani bunları ters yüz etmemiz lazım ki bir yerlere gelelim. Kesinlikle. Hani söyledikleriniz bilmiyorum sevgili seyircilerimiz için ne ifade etti, ne ifade ediyor. Ama benim birazcık oturup düşünmemize ve takkemizi önümüze koyup bazı radikal kararlar vermemiz gerektiğini anlıyorum. Evet. Yani radikal çözüm olmadan reformist hareketlerle Türk sporunu ekonomik, finansal ve sportif anlamda dünyadan ve Avrupa'dan hak ettiği payı almaya yönlendiremeyiz. Yani burada çok gerçekçi olmak zorundayız. Çünkü mevcut uygulamalar hem yetenek havuzunun daha da gelişmesini ve onların yetkinliklerin yükseltilmesini engellediği gibi kas göçü çok devam ediyor. Yani sporun her alanda çok yetenekli sporcularımızı tutamıyoruz. Tutamadığımız için onlar merkezliklere yani hem sporda hem futbola oralara gidiyorlar. Dolayısıyla yetenek havuzunuz zamanla daralıyor. Siz daraldığı zaman bu sefer devşirme oyuncularla sportif performans ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Türkçeyi konuşamayan, rengi bize uymayan, bu coğrafyada yetişmemiş insanlarla endüstriyel futbolun, finansal futbolun gereklerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz ki bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Maalesef. O yüzden diyorum her şeyi biraz reformist politikalarla değil, uzun vadeyi öncelikleyen, bugüne değil gelecek 10 yılları düşünen stratejik uzun vadeli politikalarla hareket etmemiz gerekir. Bu da radikal olmayı gerektirir. Bir de biz konuşmaya, tartışmaya ya o offside'dı değildi, bu goldü değildi, hep hakemler şu hatayı yapıyor, bu takımı kolluyor tartışmalarıyla değil, biraz da bu tip tartışmalarla kafa yormalıyız ki bazı şeylere çözüm getirebilelim sevgili seyirciler. Sevgili Tuğrul Akşar'la birlikte olduk. Artık programın sonuna doğru geliyoruz ama sizlere veda etmeden önce bir spor turuyla sizlere veda etmek istiyoruz. Çünkü hafta içinde olan gelişmeler, bugün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza'nın Karel'in rekorunu kırıp kırmayacağına dair haberler, hepsi bunlar spor turumuzun içinde yer alacak. Ben huzurlarınızda bir kez daha sevgili Tuğrul Akşar'a çok çok teşekkür ediyorum. Ederim. Aydınlattın bizi, beni ve sevgili seyircilerimizi. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar olsun. Böylece bir yayının daha sonuna geldik. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına hepinize güzel, sağlık dolu, keyifli bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da düzenlenen Maraton Fleuret 14 yaş altı yıldızlar eskrim sirkuit turnuvasında bronz madalya elde etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç programı açıklandı. Final 19 Temmuz 2026'da 82.500 kişilik New Jersey'deki MetLife Stadında oynanacak. Açılışsa Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye elle gol attığı 83.000 kişilik Mexico City'deki Azteca Stadında 11 Haziran'da.
Türk atletler Balkan 20 yaş altı salon atletizm şampiyonasında 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Kadınlar sırıkla atlamada Rahime Yiğit, erkekler 1500 metrede Utku Göler ve Mustafa Çinpolat, Adar Anar, Ömer Faruk Esen'le Eren Keser'den oluşan erkekler 4x400 metre bayrak takımı altın madalya aldılar. Türkiye, Hollanda'da düzenlenen Eindhoven Diving Kupası'ndan 3 madalyayla döndü. Ahmet Ufuk Erol, genç C erkekler 3 metre tramplende altın, 1 metre tramplende ise bronz madalya elde etti. Takımlar yarışmasında Simay Arslankan, Kardelen Karabulut, Bertu Demir ve Barış Diğer bronz madalyaya ulaştı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki evinde yaşamını yitiren devlet sporcusu unvanlı 81 yaşındaki başpehlivan Aydın Demir'in cenazesi toprağa verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Nurper Özbar'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hakem olarak Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı. Profesör Nurper Özbar, voleybol hakemliğinin yanı sıra Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütüyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Ali Kayalı 20 yaş altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 50 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı. 12-20 Şubat tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde 10'ar sporcu temsil edecek. Halterciler 11 Şubat Pazar günü şampiyona için Ankara'dan hareket etti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Judo Şampiyonası sona erdi. Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen şampiyonaya 29 üniversiteden 106 sporcu katıldı. Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları madalyaları Fransa'nın Saint-Denis kentinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Her biri Paris'in simgesi Eiffel Kulesi'nden 18 gram demir de içeren madalyalar 85 mm çapında, 9.2 mm kalınlığında. Altın madalya 529, gümüş 525 ve bronz 455 gram ağırlığında. Avrupa Jimnastik Federasyonu Türkiye Artistik Jimnastik Erkek Milli Takımını Yılın Takımı kategorisinde aday gösterdi. Milli takımımız Belçika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım halinde tarihinde ilk kez olimpiyat kotası almayı başarmıştı. Diğer adaylar Belçika Aerobik Kadın Milli Takımı, Fransa Artistik Jimnastik Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya Trampolin Milli Takımı ve İsrail Ritmik Jimnastik Milli Takımı oldu. Oylamada Türkiye ve İsrail milli takımları diğer rakiplerinin çok önünde birincilik için çekişiyor. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Eskrim Sirkuyu turnuvasında erkek milli takımıyla kızlarda Elvin Gülışık gümüş madalya kazandı. İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nı Türkiye 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı. Altın madalya kazanan sporcularımız Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros ve Eda Nur Tulum'dan oluşan 4x400 metre kadın milli takımı, erkekler 3 adım atlamada Can Özüpek, erkekler 400 metrede Berke Akçam, erkekler 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ ve erkekler 4x400 metrede Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya ile Berke Akçam'dan oluşan erkek milli takımı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu, Tour of Antalya sona erdi. Son etabı TDT Unibet'in Hollandalı sporcusu Dave Rice kazanırken, etap genel klasmanında ilk 3 sıraya İtalyanlar yerleşti. Poti Cometa takımından Davide Piganzoli birinci, Bardiani CSV Faizane'den Alessandro Pinarello ikinci, Bahrain Victorious'tan Eduardo Zambanini üçüncü sırayı aldı.